Estağudu billahi الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Değerli kardeşlerim, bu Siyer coğrafyası diye başladı bu sene. Allah razı olsun Muhammed Emin Hoca Türkiye'ye yeni bir şey getirdi. Bu açıdan hakikaten önemli. Geçen sene bir program yapıldı. Hastel Kader bana da görev vermişlerdi. Orada da e, bir sunum yapmıştım. Bu sene ikincisi yapıldı. İnşallah devam eder temennimiz. Bunlar biriktiği zaman ciddi bir birikim olacak ve e, İslam dünyasında en azından İslam dünyasının bu Batıya bakan tarafında e, Peygamber Efendimizi anlama noktasında bir nefes olur diye umut ediyorum. Hep böyle siyer coğrafyası deyince. Muhtemelen şimdiye kadar gelen hocalar cahiliyeden başlayıp cahiliyeyle bitirmişler. Ben böyle yapmayacağım demeyeceğim maalesef. Ben de öyle yapacağım çünkü konu bu, bunu gerektiriyor. Ee, ama tabii arada bir belki sizin sorularınız da cahiliyeden çıkar, biraz da peygamberden bahsederiz. Bu sene böyle gidecek. Ee, bunun arkası yarını da var, önümüzdeki yıllar da devam edecek inşallah herhalde bu programları takip eden bir kardeşimiz. Bunlar bittiği zaman Hazreti Peygamber ve dönemi getirdiği mesaj hakkında nihayetinde e, yapacağımız yaptığımız faaliyetler, çalışmalar Allah Resulü'nü ve mesajını anlamaya mahsustur. Nihayetinde de rıza-i bariye yönelik yapılan çalışmalardır. İnşallah buraya katılan bütün kardeşlerim, bütün sevgili öğrencilerim Buna nail olurlar temennimiz öyle. Ben de bir öğrenciyim sevgili öğrencilerim derken e, ben de öğrencilik süreci devam ediyor e, değil mi okumaya devam ediyoruz süreç bir şekilde işliyor inşallah. Siyer coğrafyasında putperestlik inancı ben daha çok inanç zaviyesinden konuşacağım. Elimizde notlar var orada özetlemeye çalıştım. Zaten hepsi orada var. Eskiden bazı hocalar öyle yapıyorlardı. Yazdım okuyun. Hocam kestirmeden. Ee, anlatmaya da çalışacağız. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Allah Resulü'nün geldiği coğrafyada birçok farklı inanç var. Bu inançların en önemlisi putperestlik dediğimiz inanç. Ee, Kur'an'ın şirk dediği ve müşrik diye nitelendirdiği bir İnanç şekli var. Bunların dışında Yahudilik, Hristiyanlık gibi bazı dinler de var, müntesipleri var bu dinlerin. Ama en yaygın olan ve Kur'an'ın muhatap olarak birinci derecede muhatap olduğu en önemli grup putperestler. Bunlara veseniye veya e, ashabul evsan efendim ashabu abdetul tağut, abdetul evsan tarzında isimler veriliyor. Yani puta tapanlar, tağuta tapanlar, e, efendim, e, putçular diye çevirebiliriz. Bu şekilde bir isimlendirme söz konusu. İslam öncesi Arabistan'ın yaygın din anlayışı, özellikle Hicaz bölgesinin yaygın din anlayışı buydu. Fakat bunlar kendi dinlerine nasıl bir isim veriyorlardı? Şimdi biz İslam diyoruz ya onlar ne diyorlardı? Biz e, en eski kaynaklarda kendilerini Hazreti İbrahim'in dinine nispet ettiklerini görüyoruz bir kere. Esas olarak e, biz İbrahim'in dini üzereyiz diyorlardı. Çünkü Hazreti İbrahim Mekke'de ve civarında özellikle kuzey Arapları içerisinde çok güçlü bir figür idi. Çok önemli bir figür idi. Onu bir peygamber olarak tanıyorlardı, biliyorlardı ve onun getirdiği din üzere, din üzere olduklarını ileri sürüyorlardı böyle bir anlayışları algıları vardı. Bunun için Kur'an-ı Kerim İbrahim Hristiyan değildi, Yahudi değildi, o müşriklerden de değildi diyor. Yani aslında burada Hazreti İbrahim'le ilgili bu e, tanımlama yapılırken bunların üçünün iddiasına topluca Kur'an cevap veriyor. Yani Hristiyanlar diyorlar ki bizdendi. Yahudiler bizden bizdendir diyorlar. Bu perestler de bizdendir diyorlar. E, bu üçü de birlikte reddediliyor. Kur'an-ı Kerim bu dini aslında işlevi bakımından şirk olarak nitelendirmiş. Allah'ı tanıyorlar. Bildikleri bir Allah var. Allah'ın adını anıyorlar. Her şeyin üstünde yüce bir tanrı olarak kabul ediyorlar. Ama ona denk, ona küfü ya da Allah'a ait olan bazı sıfatların Allah'ın kudretinin başka varlıklara nispeti şeklinde bir din anlayışı oluşturmuşlar. Yani şimdi putperestlerin bu din anlayışının kendine göre bir mantığı var diyeceğim. Biraz reklamını yapmış gibi olacağım ama izah edeyim. Onlar şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki biz insanlar çok basit varlıklarız. Allah çok yüce bir varlık. Bizim bu basit halimizle Allah'a ulaşmamız çok zor. Onun için Allah'la aramızı bulacak Allah'la aramızı bulacak. Allah'la ilişkilerimizi düzeltecek. Ona yakarışımızı ulaştıracak ara varlıklara ihtiyacımız var. Bu ara varlıklar mutlaka gerekli. Bunlar niye bu ara varlıklar lazım? E çünkü bu ara varlıklar aracı olarak kabul ettikleri, onun içinde şirk olarak Kur'an'ın nitelendirdiği, bu ara varlıklar bir yönüyle tanrısal varlıklardır. Bir yönleriyle de mahluk varlıklardır. Yani bunlar Allah gibi değiller. Allah'ın her şeyin Rabbi olduğunu biliyorlar. Bu bazen şöyle şeylerle konuşuyoruz, karşılaşıyoruz. Efendim Allah'a ulaşmak için mutlaka bir aracı lazım. Tam da fikir bu. Yani müşriklerin yaklaşımı böyle bir fikirleri var. Fakat putperestlik dini dediğimiz zaman aklınıza şöyle bir din gelmesin. Bunun kitabı, işte her şeyi olan, düzenli, bütün insanların ortak Değerler oluşturdukları bir din gelmez. Bizim kitabımız olduğu halde Müslümanlar bir arada ortak değer oluşturmakta zorlanıyorlar, değil mi? Ortada ortak paydamız var. Mesela İslam dünyasının e, bugün e, nüfusunun yüzde doksanı sanırım Sünni, değil mi? Yani aynı grup içerisinde bulunan ama Müslümanlarda ortak bir irade ortaya çıkmıyor. Siyasi parçalanmışlık var, devletler farklı, kültürler farklı eneler var, başka etkenler var, bir sürü etkenler var. Bütün bunlar Kur'anla kurduğumuz ilişkiye engel olduğu için burada bile ortak bir payda oluşturamıyoruz. Hatta ortak bir inanç oluşturmakta zorlanıyoruz. Böyle bir durum var iken müşriklerin de yeknesak bir din sahibi olduklarını söylemek zor. Müşriklerin mutlaka farklılıklar ve çelişkiler taşıyan bir din inançları var ve bu e, çok ciddi manada kurumsallaşabilmiş bir din değil. O zaman daha çok biz ne yapıyoruz? Bir inançtan bahsediyoruz. Ve bu inancın bölgesel olarak farklı özellikler taşıyan yani yer yer mesela Mekke'de, Medine'de, Taif'te, çölde kabileler arasında farklılıklar taşıyan yerelleşmiş bir yapısından söz edebiliriz. Bu yerelleşmiş bir din. Tek bir standart bir şeyi yok e, bunların bu dini temsil eden aslında ortak şey kabile kimliğidir. Ve bu din kabile kimliği, kabile dini olduğu için önemlidir. Putperestler dinlerine bağlılığı, mensubiyeti bir kabileye mensup oldukları için önemsiyorlardı, sürdürüyorlardı. Bu onların kabilesinin diniydi. Putları kabilelerinin putuydu. Ya bizden olsun da ne olursa olsun yaklaşımı içerisinde hareket ediyorlardı. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı çıktıkları zaman müşrikler en önemli argümanları Hazreti Peygamber'in Haşim oğullarından olması idi. Yani nasıl olur da mahzum oğullarından bir adam Haşim oğullarından bir insana tabi olur. Velev ki peygamber olsun. Bu önemli bir husustu. Dolayısıyla kabile kimliği bir anlamda din anlayışını şekillendiren bir şey. Onun etrafında oluşuyor. Fakat tabi bazen aynı kabilenin farklı bölgelerde yaşayan unsurları arasında o sahip oldukları kabileye ait var kabul ettikleri, ona ait adde ettikleri dini inancın yerelleştiğini ve şekil değiştirdiğini görüyoruz. Bunun için şeylerle ilgili, putlarla ilgili ya da putperestlikle ilgili bir takım efsaneler kendi kafalarına göre uydurdukları bazı hikayeler ve mitoloji diye ifade edebiliriz. Mitolojik unsurlar din içerisinde serpiştirilmiş olarak var. Yani her, her dini ritüelin bir anlamı var, onun bir karşılığı var, bir hikayesi var. Eskiden annelerimiz anlatırdı. Her, her yaptıkları şeyin bir karşılığı vardı. Mesela işte diyelim ki perşembe akşamı ve akşamları Tırnak kesilmez niye? Tırnak kesilirse Allah şöyle bir ceza verir. Bir hikaye anlatırlar. Filan tarihte bir kadın varmış, bir tırnak kesmiş, o tırnak bir yemeğe düşmüş, o yemeği biri yemiş, o yemeği yem bilmem ne olmuş. Bir hikaye anlatırlar. Böyle bir şey ve o din haline gelir. Kural haline bu putperestlerin dini de böyle bir şey. Kitap yok, yazılı bir şey yok. Uydur, uydur gitsin. Ama mantıklı bir tarafı var, mantıklı olan tarafı işte Allahla aralarına aracı koyuyorlar, bir sistem. İslam tevhid geldiği zaman bu sistemi reddetmiştir. Bu sistem tam olarak kalkmış mıdır? Bunu söylemek zor. Yani peygamber zamanında tabi Allah Resulü'nün terbiyesinden geçen, rahle-i tedrisinden geçen insanlar bunu anladılar. Fakat Araplar hızlı bir şekilde Müslümanlaşınca bir süre sonra bu e, hastalık tam kurutulamadığı için bunun tam tedavisi yok. Bu yavaş yavaş, yavaş yavaş farklı şekillere girdi. Sonraki dönemlerde farklı şekillerde ortaya çıktı. Bununla ilgili bana soru sormayın. Burada bunu burada yani bazı sorular gelmesin diye önceden e, pazarlığımızı yapalım. <laughs> Çünkü bakıyorum böyle bakışlar birileri soracak gibi. Bir de buraya geldim de şu hocaya bir soru sorayım da cevap veremesin diye düşünenler de var aranızda. Önceden tedbirimi alayım da Putperestlik Araplarda nereden ortaya çıktı ve nasıl ortaya çıktı? Bu noktada bizim kabul ettiğimiz inanca göre ilk insan Hazreti Adem bir peygamberdi. Bu ilk insan mıydı? Ne zaman oldu? Bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz şeyleri de bilmiyoruz. Onu söylemek lazım. Ama bizim bildiğimiz yani bizim atamız olan ilk peygamber ilk şeyden itibaren bir peygamberlik süreci var. Allah insanlara peygamber gönderiyor. Sık sık aralıklarla değişik zamanlarda, değişik kültürlerde peygamberler gelmiş ve bunların bize ulaştırdıkları, ilettikleri ortak bir mesaj var. Şimdi daha önce işte eskiden insanların dinleriyle ilgili efendim e, ruhlardan, gök gürültüsünden şuradan buradan insanların bir inanç oluşturdukları ve bunun daha sonra totemler halinde ortaya çıktığını, daha sonra mabetlerin de ortaya çıktığı falan söylenir. Göbekli Tepe'de Urfa'da bir yer bulundu. Milattan önce e, işte 10 bin e, yılıyla tarihlendiriyor. 12 bin yıllık bir yer. Gittik oraya gördük. Adamlar ciddi ciddi mabet yapmışlar. Bir şeyler yapmışlar. Tabii biz mabet diyoruz. Belki de adamlar kahve içmek için yapmışlardı. Onu da bilemiyorum ama antro şeyler bu e, arkeologlar anlamlandırıyorlar kendilerine göre. Ve orada bir sanayi var, bir teknoloji var. Yani demirin olmadığı bir zamanda çakmak taşıyla devasa bir taşı yontmuşlar. Daha çatı yok, çatı yapma kültürleri yok. Ama ayak ayağa taşı dikme kültürleri var. Onun altını oymuşlar. Bir yer yap 20 tane böyle mabet yapmışlar. Mabet yapmıyor. Bunlar daha insanlar göçebe, ev yapmayı bilmiyor. Ya yani diyorlar. Bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla Böyle insanlığın geçmişine bakımda ya bunlar ilke zaten bunlarda bir şey yok dememek lazım. Orada yapılan keşif dünyada birçok algıyı veya birçok iddiayı çürüt. Çünkü o antropologların birçoğun yaptık, yaptıkları izahlara göre işte insanlar böyle ruhtan, havadan, şeyden korkarak sonra kendi kafalarına göre bir tanrı icat ettiler. Halbuki gidip oraya baktığınız zaman enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Bir daha bir anekdot anlatayım. E, bu şeyin bulunduğu yerin sahibi zamanında bir heykel götürmüş, müzeye bağış götürmüş satmak için. Belki üç beş kuruş para verirler diye. Müze müdürü de gelmiş bakmış. Ya taştır ne olacak demiş. Almamış. Sonra adam götürüp çöpe at atmak isterken, müzenin karşısında bir çöplük var, çöp kutusu. Gidip onu atmak isterken gel şunu şeye koy demiş. E, avluya bırak demiş, avluya bırakmış. Daha sonra... Orayı kazan ekibin başı yakınlarda vefat etti bir Alman Klaus Schmidt diye bir adam bir yer arıyor bu ilk dönem arkeolojisi çalışmak istiyor gençken 30-40 sene 30 sene önce sanırım müzeye giderken o heykeli görünce çarpılıyor burada bir şey var diyor ve gidiyor orayı kazıyor şimdi oranın tarlanın asıl sahibinin adamı orada bekçilik yapıyor bekçi olarak görev yapıyor. Amca bizi gezdirdi. Yaşlı bir amca. Bizi gezdirdi. Dedi ki hocam burada dikkatini çeken bir şey var mı? Baktım. Yok dedim dikili taşlar. Üzerinde resimler var. İşte tilki diyorlar. Mesela bu resim nedir diyor. Diyor ki şi, Klaus diyor ki bu tilkidir. Tilkiye benzemiyor ama. Tilki peki bu nedir? Bu da işte kazdır diyor. Peki eyvallah. Kaza benzemiyor. Biraz daha o İlk çağ hayvanlarına benziyor bir takım şeyler ama hepsine anlam vermiş. Dedi ki burada dikkatini çeken bir şey var mı? O yaşlı amca. Ve sakallı, sofi bir adam. Yok dedim. Dedi iyi dikkatli bak dedi. Dedim ki o ana taşın üzerinde iki tane el var böyle. Ana taşın üzerinde. Susturdum. Ana taşın üzerinde iki tane el var. Şöyle e, taşı tutuyor gibi duruyor. Dedi hocam bak dedi. Adam namaz kılıyor dedi. dedim vallahi hiç düşünmemiştim. Yani şey önemli. Dedi dikkat edersen yönü de kıbleye doğru dedi. Hakikaten kıbleye doğru. Vallahi dedim bu Klaus'un yaptığı yorumlarla seninkiler çok farklı değil. İkiniz de yorum yapıyorsunuz. Artık hangisi tutarsa. <laughs> böyle bir şey de o Tepe ile ilgili de böyle bir tecrübem oldu. Bilgilenmiş oldum. Şimdi yani onun için müşriklerle ilgili konuşurken hakikaten net bir şey söylemek çok zor. Fakat biz yani putperestin ortaya çıkışı ile ilgili bizim ee kaynaklarımızda Amr bin Luhay diye bir adamdan bahsediyorlar. Bu adam gelmiş Me Mekke'de liderlik yapmış Mekke tarihinde de önemli bir adam. Belli ki bir şeyler yapmış. Yani her lider bu kadar çok tanınmaz. Mesela Mekke'de liderlik yapan onlarca isim var. Ama kusayın yeri başka. Çünkü Kusay Mekke tarihine damga vurmuş değil mi? Ya yani şimdi Türkiye'de bir sürü adam cumhurbaşkanlığı yapmış ama herhalde 3-5 tanesi kalacak akıllarda. Diyelim ki Özal, merhum Özal akıllarda kal. Şimdikinden bahsetmiyorum siyaset yapıyorsun diyeceksiniz. Onun için onunla ilgili bir şey demiyorum. Özal vefat ettiği için onun hakkında rahat konuşabiliriz. Şimdi o mesela akıllarda kalacak çünkü yani bir şey yapmış. Bu Amr bin Nuhay'da öyle adamı e, cefal kalem çizmemek lazım. Bunda yaptığı bir şeyler var elbette. Amr bin Nuhay ya dayandırılan veya nispet edilen önemli bir husus var. Deniyor ki putperestliği bu adam getirdi. Şimdi ben tarihçiyim bakıyorum. Peygamber Efendimiz ile İbrahim Aleyhisselam arasında 2500 sene var. Peygamber Efendimiz ile Amr bin Nuhay arasında 200-300 sene bilemediniz 400 sene var. 400 sene olduğunu zannetmiyorum. Yani çünkü sözlü kültür 400 senelik bir hikayeyi olduğu gibi nakledemez. Çok zor bir şey. Değil mi? Yazılı kültür olsa bireye yazılsa bir şey yazılmış olsa onun nakli daha farklı olur. Sözlü kültür olarak nakledildiği zaman daha farklı olur. Amr bin Luhay adam gitmiş Hubel'i getirmiş. Bugünlerde Hubel'e taktım. Bizim bir arkadaş bir proje yaptı dedi ki her her birinize bir put vereyim bunu yazın. Dedim benimki hubel olsun. Niye dedim? Dedim doğru dürüst bir put. Şekil olarak. Bir de akik taşındanmış kıymetli bir şey. Akik taşından. Ama e, sonradan araştırdım. Biraz araştırma yaptım. Madencilere falan daha ulaşmadım. Onlara da soracağım. Şimdi dedikleri gibi adam boyundaysa bir akik taşı olması çok zor. Acaba dedim bu kırmızı bir taştan ya da mermerden de Araplar akikle mermeri mi karıştırdılar? Hani el basa bas bir de şeylerini kanları falan üzerine sürüyorlar. Herhalde dedim bu yani öyle düşünüyorum şimdilik daha yazmadım onu. Ee, bir, bir kere onların da görüşünü almam lazım. Akik taşı yani mesela ne kadar büyüklükte bir akik taşı var. aranızda var mı bu maden işinden anlayan? Böyle 300-500 kiloluk akik taşı var mı tek parça bilmiyorum. Akik taşından yapılmış bir heykel. Bunu gitmiş Belka Vadisi'nden Suriye bölgesinden getirmiş. Nasıl getirmiş? Adam hastalanmış. Suriye bölgesine şifa bulmak için gitmiş. Muhtemelen bir kaplıcaya gitmiş. Çünkü bir suya gitmiş. Orada suda yüzmüş ve yıkanmış. Sonra bakmış bir takım şeylere hareketler çekiyorlar bazı varlıklara. Demiş ki ya bu ne yapıyorsunuz? Demişler ki bunlar Allah'la aramızda aracıdırlar. Yağmur yağdırması, yağdırmasını istersek Tanrı'nın Allah'ın. Bize yağmur yağdırması için bunları aracı yaparız. E bana da bir tane verin demiş. Onlar da herhalde ıskartaya çıktığı için hubeli vermişler ona. Niye ıskartaya? Çünkü kolu kırık. Ya işte bu Allah'ın arabı. Verin şunu gitsin. Diye düşünmüş olabilirler. Bunlar da ihtimal. Bakın biraz önce o amcanın doldurduğu gibi ben de boşlukları dolduruyorum. Bu tarihçilik böyle bir şey. Şimdi hubeli vermişler. Hubeli adam almış. Götürmüş. Ne yapacak? E, bu, Araplar Kabe'ye tavaf ediyorlar götürmüş Kabe'nin içine koymuş sağlam bir yere dolayısıyla tavaf ettiklerinde istemeseler de Hubel'e tavaf ediyorlar ve Hubel e, daha sonra çeşitli ritüellerinde mesela fal oku çekme noktasında ya da e, kurban kestiklerinde huzuruna gittikleri dua ettikleri bir tanrı haline gelmiş böyle deniyor ben de onu anlattım Şimdi bana kalırsa bu putperestliğin Amr bin Luhay'ın bu davranışına nispet edilmesi ve buradan hareketle putperestliğin ortaya çıkmış olduğunu söylemek çok sağlıklı olmaz. Bir kere Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail de zaten ondan kısa bir süre sonra orada vefat etmiş. Hazreti İbrahim ve İsmail'in burada peygamberlik yaptığını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de buna şehadet ediliyor. Kabe'de bunu gösteriyor. Burada bir peygamberlik var. Ama bu peygamberliğin etkisinin Arabistan'ın bütün coğrafyasını etkileyecek, bütün her tarafına ulaşacak bir peygamberlik tebliği olduğuna ilişkin bir bilgimiz yok. Yani o günkü şartlarda Hazreti İsmail'in Mekke dışındaki Mekke'de zaten yerleşik hayat yok. O civardaki kabilelerin dışında ne kadarına ulaşabildi? Muhtemelen çok fazla ulaşamamıştır. Çok fazla ulaşamamışsa o zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor tarihi bilgi olarak putperestlikle tevhidi din aynı zeminde birlikte bir süre yaşadılar. Sonra güçlü olan, yani baskın olanı diğerini etkiledi ya da karşılıklı etkileşim oldu. Ve bu etkileşim neticesinde tevhidi dine ait olan hac ibadeti varlığını devam ettirdi. Ama putperestlerin inançlarının bir kısmı bu tevhidi dinin içerisine girdi. Her zaman da böyle oluyor. Değil mi? Yani Hristiyanlıkta, Yahudilikte bakın İslam'dan bahsetmiyorum. Bunlar da böyle. İslam ayrı. Bu dönüşümün o zaman söylememiz gereken husus şu. Dönüşüm, dönüşümde Amr bin Luhay'ın birinci derecede etkisinden değil, putperestlikte ileri bir aşamaya belki gitme noktasında yani bir putun müşekkel bir nesnenin put olarak ittihaz edilmesi noktasında bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Bazen uzun cümleler kuruyorum. Başıyla sonunu ben de takip edemiyorum. İnşallah sizde zorluk olmuyordur. Buradan bakılırsa Hazreti Peygamber dönemi ile Hazreti İsmail dönemi arasında bir peygamber yok. Dolayısıyla tevhid inancını tekrar güncelleyecek bir peygamber gelmemiş. Hazreti Peygamber e, burada peygamberliğe başladığı noktada tevhid inancının bütün Arabistan'a yayılmış olduğunu söylemek çok zor. Allah Resulü'nün aşireti veya kabilesi olan Kureyş'ten önce Mekke'de ikamet eden Huzaa kabilesi Yemen kökenli bir kabile. Bunlar zaten Yemen'de putperestlik devam ediyor. Yapılan arkeolojik kazılar da bunu gösteriyor. Yemen bölgesinde Hazreti Peygamber döneminden binlerce yıl öncesine giden bir putperestlik anlayışı vardı. Dolayısıyla Huzaa kabilesi buraya geldiğinde muhtemelen bir putperestlikle gelmiştir. Fakat Amr bin Luhayın burada yaptığı düzenleme ciddiye alınabilecek bir düzenleme olarak ifade edilmeli. Yani daha önce Hazreti İsmail Hacer annemizle buraya getirildiği zaman burada insanlar yaşamıyordu. Cürhüm kabilesi geldi buraya yerleşti. Cürhüm kabilesi geldiğinde putperest bir kabileydi. Onlar arasında tevhid yayıldı. Fakat daha sonra Huzaa kabilesi geldi. Bunların hepsi Yemen'den gelen kabileler. O da putperest bir kabileydi. Bu sebeple Amr bin Hubel'i getirdi. Putperestliği yaydı. Demek çok sağlıklı olmaz. Ondan başka başka putlar da mutlaka vardı fakat Hubel'in getirilmesi belki bir şey olarak önemlidir. Yani insan suretinde olması bakımından önemlidir. İbnül Kelbi bu bu noktada şunu da ifade edeyim. Bu bu husustaki bilgilerimiz oldukça sınırlı ve birkaç hikaye üzerinden gitmek durumunda kalıyoruz ve net bir şey çizmek, tablo çizmek oldukça güç. İbnül Kelbi bir hikaye anlatıyor. Putperestliğin insanlar arasında Hazreti Adem'den hemen sonra başladığını söylüyor enteresan bir şekilde Hazreti Adem'in Aleyhisselam mezarını yapmışlar, ziyaret etmişler. Tabii bu hikaye gerçekten var mıdır, yok mudurdan öte buna nispet edilen anlam açısından bakıyorum ben. Hazreti Adem için bir şey yapmışlar, mezar inşa etmişler, mezarı ziyaret ediyorlar. İşte Habil'in çocukları efendim Şit bunu yapmış. Bunun üzerine Kabil'in çocuklarından biri demiş ki onların ziyaret edecek bir yeri var da niye bizim yok? E niye gidip Adem'i ziyaret etmiyorlar onu da bilmiyorum. Ama e, canları sıkılmış, kendilerine bir put yapmışlar ve putçuluk başlamış diyorlar. Ya, bu bu bir efsanedir. Bunun üzerinden putçuluk oluşmaz. Nihai olarak şunu söyleyebilirim. Putçuluk öyle bir günde bir adamın tercihiyle ortaya çıkan ve gelişen bir din değil. Bu zaman içerisinde kolektif aklın geliştirdiği ortaklaşa oluşturduğu bir inanç şeklidir. Arapların putperestliğini de Hicaz bölgesindeki putperestliği de böyle anlamak lazım. Buradaki putperestlik de bahsettiğimiz bu inanç şeklinde ortaya çıkmış ve asırlar boyunca gelişe 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 bir noktaya gelmiş bir inanç şeklidir. Peygamber Efendimiz geldiğinde sahip oldukları o putların hepsiyle ilgili bir takım ritüelleri var, değerleri var ama kitabı olmadığı için sürekli değişiyor ve yere, yerelleşiyor. Yerelleşmiş bir inançtan bahsediyoruz. Peki Arapların, buradaki Arapların sahip oldukları putlar sadece buraya mahsus putlar mıydı? Herhalde öyle olmaması lazım. Yani bu e, putların incelediğimiz zaman bir kere Hubel dışarıdan ithal edilmiş. ithal bir put. Yani Suriye bölgesinden getirilmiş. Ama sadece Hubel değil. En meşhur putlarından bir tanesi Lat putu. Lat putu e ee, Taif yakınlarında bir taş, beyaz bir taş şeklinde. Böyle masaya da bakıyorum, benzetecek bir şey arıyorum. teşvite hata olmasın. Efendim, e, bir beyaz taş. insanlar gelip orada kurban kesiyorlar ve işte kurban kanunu ona e, sürüyorlar. Taif e, Latput'u putu çok önemseniyor. Onun üzerine bir de ev yapılmış. Beytur Rabbe diyorlar. İlahenin evi. Değil mi? İlahe El İlahe diyorlar. Çünkü e, dişi bir tanrı. Bunların sahip oldukları üç tane önemli tanrıları var. Bereket versin hubel erkek. E, diğerleri hep yani temel şeyleri. Üç önemli tanrı. Lat, menat ve uzza. Üçü de dişi tanrılardır. Araplar kadın kadını sosyal hayatlarında mesela geri plana itmiş olmalarına rağmen dini hayatlarında kadınlara tapınıyorlar bazı çağdaş bilim adamları diyorlar ki bunlar ana erkil bir toplumdu. Eskiden kadın çok önemliydi bunlarda. O algı üzerinden tanrılarını da kadın olarak düşündüler. Bu bakımdan da işte sonradan bu şekilde devam ettiler. Tanrıçalar kaldı. Halbuki ki e, buradaki tanrıçalara atfedilen değerler bir benzeri Suriye'de de var, Irak'ta da var, Mısır'da da var. Yani sadece bu sadece bu tanrılar veya tanrıçalar e, şeye Hicaz bölgesine ait değil. Latputu'nun kardeşleri Allatu ismiyle Suriye'nin birçok şehrinde var. O zaman şu anlaşılıyor. Taif'teki Latputu aslında bir sunak. Yani bir panteon var. İçinde birçok putlar var, tanrılar var. Bunların değişik yerlerde mabetleri var, şubeleri var diyelim. Hicaz'daki şubesi de lat e, Taif'teki Latputu'dur oradan buraya doğru e, bir takım benzerlikler var. Allah putu diyorlar. Yine Menat putu Medine ile Mekke arasında Kudeyt bölgesinde El Müşellel denen yerde burada Medine 15 kilometre yaptım fakat sonradan hesap ettim çıkmadı. Bu tahsihi yaparken düzelteceğim. 15 kilometre çok yakın bir mesafe. Çünkü orada şöyle bir şey var. Deniz kenarında. Tabii ya o deniz sahiline yakın Ciheti ifade etmek için eğer denize çok yakınsa mesafe 15 kilometreden fazladır. Ona bir daha metne bakıp iyi bir anlamak lazım. Çünkü bazen böyle bir e, kastını aşan bir çeviri aslında deniz tarafında belki demek anlamına da gelebilir. Onu netleştireceğim inşallah. Bu e, menat putu bir kaya, bir siyah taş. Onu oraya dikmişler. Aynı putun Suriye bölgesinde monot ismiyle değişik versiyonlar var. Yani demek ki buradaki putçuluk buraya mahsus bir şey değil. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin mücadele ettiği inanç Hicaz'a mahsus, Mekke'ye mahsus, o bölgeye mahsus bir inanç değil. Orta Doğu'yu bitiren bir inanç, yiyen bitiren bir inanç. Yani bu binlerce yılın birikimi üzerine oturan bir inanç şekli. Onun için de kolay kolay gitmesi çok zor. Yani çok büyük mücadeleler vermişler Müslümanlar. Bu inanç, şek inanç şeklinin bertaraf edilmesi yönünde. Şimdi Allah razı olsun oraya saat koymuşsunuz. Benim de saatim yok yanımda. Şimdi etrafa saat için bakıyorum. Karşımda görünce görmeyeydim diye geçti içimden. Çünkü 10 dakikam kaldı. İnşallah bu 10 dakika içerisinde kalan kısmı da. 20 dakika, var. 20 dakika. 20 dakika konuşabilir miyim? Evet, evet. Allah razı olsun. <laughs> Berhudar olun. Evet inşallah sizin saatiniz 2 dakikada 1 dakika atıyordur. Öyle olursa o daha çok makbule geçer. İnançlarına baktığımız zaman inançları neydi putperestlerin? Bir kere Allah'a inanıyorlar. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Kur'an-ı Kerim'de de yani Allahu Teala eğer e onlara sorarsan yani bu gökleri ve yeri kim yarattı? Efendim güneşi ve ayı hizmetine kim verdi? Allah derler. İşte yağmuru kim yarattı diye sorsan? E Allah derler. Bunu biliyorlar. Abi, bu, bu iyi bir şey. Yani Kutperest deyip geçmemek lazım. Allah bir kere bugün bile birçok Müslümana sorsam bu kadarını diyemiyoruz. Fihi nazar diyor tartışmak lazım. Değil mi? Yani bu kadar net söyle, söylüyorlarsa iyi bir şey. İyi tarafından bakmak lazım. E, fakat Kur'an'ın Allah'a nispet ettiği bazı sıfatları kabul etmiyorlar. Bakın burada tenzihte ileri giderken gümbürtüye gidiyorlar. E, mesela Rahman ve Rahim'i hatırlarsınız Hudeybiye musalahasında Muhammed Emin Hoca çok anlatmıştır. Yani biraz da benimki tekrar olacak. Hudeybiye musalahasında diyorlar ki kardeşim Süheyl bin Amr biz diyor Allah'ı Rahman ve Rahim olarak bilmiyoruz diyor. Allah'a yeni şeylere yakıştırıyorsunuz. E ne olacak? Bismika Allahumme diye yazalım diyor. Bunun üzerine Bismillahirrahmanirrahim yazmıyorlar Müslümanlar. Çünkü bu Bismik Allahümme de Müslümanları kurtarıyor. Sıkıntı yok. Ama müşrikler bu, bu ayrıntıya dikkat ediyorlar. Çünkü biz Allah'ı bu sıfatlarla tanımıyoruz diyorlar. O zaman kafalarındaki Allah inancında bir tenzih varken ne yapıyorlar? Allah'a sahip olan, Allah'a ait olan affedersiniz kudreti, gücü, sıfatları ne başka varlıklar üzerinden ispet ediyorlar. Ve biraz önce ifade etmeye çalıştığım şekilde bunu putlar üzerinden ifade ediyorlar. Şimdi tabii şöyle bir şey var yani bizim... E, kaynaklarda da hikaye olarak anlatılıyor. Ya bu putler, putperestler zaten geri zekalı adamlar. Bunlar abi bunlar put yaparlardı. Şey helva yaparlardı. O zaman Araplarda helva herhalde un helvasıdır değil mi? Bunlar irmik falan bilmezlerdi. Helva yaparlardı. Oturur bunun etrafında iki üç tur atar, ibadet eder sonra oturur yerlerdi. Değil mi? Vaizler bunu anlatırlar. Ya bu doğru olabilir ama buna yüklenen anlam ne? Yani niye helva yapıp bunlar geri zekalı adamlar değil. O günden bugüne insan zekası çağ atlamadı. O zamanki zeka ile bugünkü zeka aynı zeka. Hatta bu Göbekli Tepe'de insan şeyleri bulmuşlar. O dönemin insanlarından kalan kalıntılar bulmuşlar. Onların gen dizilişini falan çıkardılar. Bugünkü insanlarla aynı. Çok fazla bir şey değişmemiş. 12 bin sene önce de aynıydı. E şimdi bunlar ne diye helva yapıp sonra yiyecekleri şey diye tapıyorlar. Burada mantık şu. Diyorlar ki biz Allah'a doğrudan ulaşamayız. Ne olması lazım? Bir aracı olması lazım. O anda malzeme ne? Helva. Aracı. Yani yoksa helvanın kendisine tapmıyorlar. Allah'a ulaşmak için onu bir atlama taşı olarak görüyorlar. Yine kaynaklarda şu anlatılıyor. Adam çölde, çölde geziyor tencereyi kaynatacak şey lazım ona. Taş lazım gidiyor iki tane üç tane taş buluyor. Bir tanesine bakıyor şekli güzel onu bir kenara koyuyor. Onunla tavaf yapıyor onun etrafında tavaf yapıyor. Diğerleriyle tenceresini koyuyor tencere kaynatıyor. E sonra ne yapıyor? Sonra o taşı orada bırakıp gidiyor. Bir başkası da geliyor o taşı başka bir şey için kullanıyor. Bu şekilde bir şey var. Ancak dediğim gibi buradaki temel yaklaşım yani biraz putperestlere de haksızlık yapmamak lazım. Adamlar Gerçekte buradaki yaklaşımlar ne? Aslında bir nesne ortaya koymak. Tabi bunu söylerken bütün putperestlerin inancı aynı mıydı? E, de Bütün Müslümanların aynı olmadığına göre putperestlerinki de aynı olmaz. Mesela bir tane şeyden bahsediliyor. İmrul Kays babası öldürülmüş. Gidiyor Zulhalasa putuna ok çekiyor. Ok çekiyor, bekle diyor. Olumsuz şey. Bir daha çekiyor, bir daha bekle. Lan diyor senin baban öldürülseydi bunu der miydin? Böyle... Küfrederek küfrü de kalaylıyor basıyor küfrü sonra gidiyor babasının katilini öldürüyor ve bir savaş neticesinde muzaffer oluyor. Kaynaklar özellikle de onu bildir bildiriyorlar. Yani bu da bilmedi demeye de getiriyorlar. Buna benzer e, örnekler anlatılıyor. E, ama neticede burada herkesin e, aynı inanca veya aynı görüşe sahip olduğunu söylemek kolay değil. Aralarında dini bütün putperestler de var. Değil mi? mütedeyin, haza mütedeyin işte dindar dindar putperest tırnak içerisinde aralarında lakayt olanları da var ya işte şimdi de camide camiye efendim e, yılda bir defa gitmeyen müslümanlar da var sorsan der ki benim kalbim temiz ben de müslümanım camiden çıkmayanlar da var yani burası sıcaktır serindir gidiyor orada oturuyor Değil mi? böyleleri de var Putların hepsi aynı mı? Hepsi aynı değil. Farklı kabilelerin putları var, büyük putlar var, küçük putlar var, aile putları var, cas putları var. Yani adamına göre, bölgesine göre, şekline göre putlar farklı putlar var ve bunların saygınlığı da ona, onlara göre farklılık arz ediyor. Allah inancının yanında melek inançları var. Allah'ın kızları diyorlar. Bu putları da Allah'ın kızları olarak görüyorlar. Yani burada Allah'ın kızları, melekler, meleklerin dışında putlar, ilaheler olarak da ifade edilebilir. Cin inançları var. Bu cinden kastettikleri son dönemlerde araştırmalar yapıldı. Aslında cinden kastettikleri bizim zannettiğimiz, varsaydığımız görünmeyen varlıklar değil. Aslında Araplar cin tabirini her türlü görünmeyen şeyler için kullanırlardı. Mesela bir kabile, çok zayıf bir kabile ve 3-5 adam çölde yaşıyorlar kendi kendine. Arada bir görünüyorlar, kayboluyorlar, şeyleri yok. Efendim e, asalak gibi tabir yerindeyse yaşıyorlar. Bunlara da cin diyorlar. Çünkü çok görünmüyor. Çok görün görünmeyen şeylere cin diyorlar. Ama bu bir aynı zamanda Araplarda böyle bir algı ve inanç da var. Yani bir takım varlıklar var. Biz onları görmüyoruz. Onlar bizi görüyor. Onların şerrinden emin olmamız lazım. Bunlara da cin diyorlar. Dolayısıyla tek bir şey yok burada. Tek bir e, varlıktan söz edilemez. Ahiret inancına inanıp inanmadıkları noktasında yani Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerden hareket edersek bunlar da ahiret inancı yok gibi görünüyor. Fakat rivayetler mevcut olan rivayetlerin bir kısmı bize farklı bir tasvir çiziyor. Bu Kur'an'a haşa rivayetlerle ayar verme anlamında söylemek söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim tabii bir durumu tasvir ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim tablonun tamamını bize anlatmıyor. Orada bir takım insanların tavrı ilgili bize bilgi veriyor. Bunların dışında bunların dışında kalan Ahiret inancına inanan putperestler de var. Birisi öldüğü zaman onun başına bir deve götürüyorlar, deveyi bağlıyorlar. O deve orada ölüyor. Daha sonra adam dirildiğinde kıyamet gününe o deveye binerek gideceğini söylüyorlar. Böyle bir inançları var. Yani in bu şekilde inanan insanlar var. Dolayısıyla hepsi e, putperestlerin hepsi de ahiret inancı yok diyemeyiz. Fakat Bunların yazılı kaynakları olmadığı için bir farklılaşma ve inanç, ahiret inancı noktasında farklı yaklaşımlar söz konusu olmalı. Şöyle bir şey de var, durumda onu da ifade etmek lazım. Özellikle kuzey bölgesinde yaşayan putperestler, Suriye bölgesinde, oralarda yaşayanlar arasında e, Hristiyanlığın inanç, Hristiyan inançların etkisi daha fazla görülmüş olmalı. Nitekim bunlar arasında Hristiyanlık da yayılmış. İslam'dan önce. Mesela Taglib kabilesi Irak bölgesinde, Suriye bölgesinde varlığı olan bir kabileydi. Bu kabileden Hristiyan olan insanlar vardı. Hristiyanlığa geçmişlerdi. Bu sebeple ahiret inancı da yavaş yavaş onlara girmiş olmalı. Putlara, putlara gelecek olursak burada epey putlardan bahsettim. Putlar için kullandıkları genel isimler var. Mesela sanam dedikleri isimler var. Bunlar asnam diyorlar değil mi? Çoğulu sanem aslam. Türkçe'de isim olarak da kullanılıyor. Allah vere bu put isminin şeyi olmaya. Değil mi? O kasıtla verilmiş olmasın. Sanem. Var mı aramızda sanem? Olan da şimdi korkusundan ben varım diyemez ki. <laughs> ben olsaydım hemen gider adımı senem yapardım. Değil mi? Kısa yoldan değiştirip bir harfle vaziyeti kurtarırdım. Suret şeklindeki putlar için kullanılan bir isim. Sanem, asnam. Nusub dedikleri işte o taş dikme var ya. Taş dikme ona da ensab diyorlar. Yani asnam ve ensab tabirleri putlar için kullanılan tabirler. Yine e, abedatul evsan dedik ya. Vesen kelimesi. Çoğulu evsan. Putlar için kullanılan bir tabir. E, daha çok işte ahşap gibi, taş gibi veya belki değerli madenlerden yapılan putlar için kullanılıyor. E, tağut ve Cipt tabirleri var. Bütün bunlar putlara cins cins isim olarak verilen şeyler. Bir de putların özel e, isimleri var. Meşhur olan Araplarda Mekkelilerinde saygı duydukları dört e, ana put var. Bunların dışında başka putlar da var. Menat putu bunlardan bir tanesi. Biraz önce biraz e, bahsettim. Lat putu. Lat putu da e, Taif'te özellikle Sakif kabilesiyle Mekke kabilesinin ağırlıklı olarak ama başka kabilelerin de saygı duydukları putlar. Bu putların hepsine bütün kabileler eşit miktarda saygı duymuyor. Kendi bölgesinde ise orayı ziyaret ediyorsa, oradan bir menfaati bir çıkarı varsa ona göre bir e, saygı ifadesi söz konusu olabilir. Uzza putu yüce anlamında bir put. Özellikle Kinane kabilesi ve Kureş kabilesi tarafından çok saygı duyulan bir put, bu e, putun birkaç ağaçlık şeklinde bir suret yani bir yer oraya insanlar gidiyorlar ibadet ediyorlar. E, bunların dışında hubel putun insan suretinde olduğunu söyledim. Neden müşriklerin putları genellikle mücessem, müşekkel insan şeklinde değil? Çünkü estetik sanatlar çok gelişmemiş. Bir de bir bedevi adam oturup put mu yapacak? Yani adam karnını doyurma peşinde nerede bir şey buluyorsa bir taş bir şey bir nesne ona tapıyor ibadetini yapıyor ondan sonra yoluna devam ediyor. Bu bakımdan bir e, mesela Yunanlılardaki gibi ya da diğer daha kuzeyde yaşayan medeniyet kurmuş topluluklar gibi yoğun bir çalış e, putlar üzerinde çalışma yapma yoğun işte efendim ibadethaneler vesaire yapma bu kadar çok yaygın değil. E, İsa ve Naile diye iki put var. Safa ve Merve tepelerinin başlarına dikilmiş. Onlarla ilgili de anlatılan bir efsane var. Onu burada yazmıştım, ifade etmeye çalıştım. Bunların dışında her kabilenin kendisine ait olan ya da bölgesel saygınlık duyulan onlarca put var. Şükürler olsun burada 26 tanesinden kısa bahsettim. Bir de bir o bir 10 kadar da isimlerini verdim. Ee, en azından isim isim hiç olmazsa duyduğunuzda ya bu nereden çıktı biz bizim bildiğimiz 2-3 tane put vardı demeyesiniz diye bu notların içerisinde okuyacaksınız nasıl olsa ucunda da umre olduğuna göre bize bir şey yoksa da iyi şimdi bir de beytler var beytler var beytler yani putların dışında Kabe de bu beytlerden birisi müşrikler de Kabe'yi yüceltiyorlardı Kabe Abdülkabe diye isim kullanıyorlardı Iı, tavafta, bizim bugün yaptığımız tavafın bir benzeri bir tavaf yapıyorlardı. Müşriklerin ibadet olarak yaptıkları hac ibadetiyle günümüzdeki arasında büyük bir benzerlik var. Onu ibadetleri başka bir hocamız anlatacak, ayrıntılı olarak anlatacak. Onun üzerinde durmayacağım ama Kabe gibi başka yerlerde yine Kabe ismiyle anılan mabetler de var. Onlar üzerinde de sonuç olarak zamanda bitirmiş olayım en azından. Şunu söyleyebiliriz. İslam'ın doğduğu bölgede bir kere mevcut olan kitabi dinlerin dışında yani Hristiyanlık, Yahudilik ve kısmen belki Mecusilik Hicaz'da yok ama e, Doğu Arabistan'da var. Mecusi Yemen, Bahreyn bölgesinde. E, bunların dışında yaygın olan bir inanç şekli var. Buna biz putperestlik diyoruz. Put kelimesi de e, bu da kelimesinden farsçaya oradan da bize geçmiş bir tabir. Bu idol idol diyoruz ya anlam. Benim idolüm diyor. Benim putum oldu. Maazallah bunu kullanmamak lazım. Yani idol tabiri e, o kasıtla kullanılmıyor ama yani onun yerine başka e, adamımsın falan gibi bir şey kullanmak daha güzel en azından. Şu anda aklıma o geldi. Başka bir şey de söylenebilir. Efendim Tabii kadın olursa ona da kadınımsın mı denecek. Çünkü <laughs> idol idolların hepsi adam olmuyor bazen. Ee, tek tip bir inanç yok. Sonuç olarak anlattığımdan bunu tekrar etmiş olayım. Ve e, Hicaz bölgesinde mevcut putperestliğin Hazreti Peygamber dönemine geldiği zamana kadar Nasıl bir tarihi süreç geçirdiği hususunda elimizde şu an çok yeterli bilgi yok. Yemen bölgesiyle ilgili nispeten yapılan arkeolojik kazılar sebebiyle malumat var ama Hicaz bölgesi orta e, Arabistan'da e, şu an oradaki devlet yönetiminin geçmişe ilişkin farklı bir yaklaşımı sebebiyle çok fazla bir çalışma da yapılamıyor. Aslında yap, yani arkeolojik kazılar ciddi manada yapılırsa mutlaka hem Peygamber Efendimiz döneminden hem de öncesinden kesinlikle birçok şey bulunabilecek ve belki bugün bildiğimiz birçok şey de birçok görüş de doğru kabul ettiğimiz birçok şey de değişmiş olacak. Ama önce oradaki mantalitenin değişmesi lazım. Önce onun değişmesi lazım. Onu da temenni etmiş olalım bu şey sebebiyle, bu vesileyle. Ve Hicaz bölgesinin buradaki inancın, putperestlik inancının esasen yerel unsurlar ve özellikler taşıyor olmasına rağmen, yerelleşmiş olmasına rağmen genel Orta Doğu'da yaygın olan putperestlik anlayışıyla paralel bir inanç şekli olduğunu, Hazreti Peygamber'in bununla mücadele ederken aynı zamanda Orta Doğu'daki genel yaygın din anlayışında karşısına almış olduğunu görüyoruz. Putlar tabi fonksiyonlarına göre, çeşitlerine göre farklı isimler taşıyor ama özel olarak putlara ait isimler de var. Kabilelerin ismiyle anılan putlar var mesela Tem kabilesinin kendi isimleriyle anılan e, putları var. Bu putların isimlerini e, kul kelimesiyle yani abd kelimesiyle isim tamlaması haline getirebiliyorlar. İşte Abdullah gibi, Abdul Uzza gibi, Abdul Menaf gibi. Menaf diye bir put da var. Bu şekilde isimler e, ile kullanılıyor, kullanılıyor. E, Kur'an-ı Kerim tabi meşhur ettiği putlar var. Kur'an zikredince, Bulat, Menat, Uzza putları o şekilde bir şöhret Olmuşlar yani e, evet Allah belalarını vermiş ama <laughs> her halükarda şö eğer şöhretin kötüsü olmaz derseniz onlar da meşhur olmuş e, oluyorlar. Ve e, bunların dışında da putların dışında Arapların yani beyt veya efendim Kabe diye andıkları mabetleri olduğunu görüyoruz. Selamun aleyküm aleyküm selam. Diğer kısmını sesli okumayacağım her ihtimale karşı. <laughs> evet. Evet Hamidullah Hoca'nın kitabında hilf Silah'tan bahsediliyor. Bununla ilgili geniş bilgilere nereden ulaşabiliriz? En pratiği Şamile'den tarama yapmanızdır arkadaşlar. En pratiği bu hocaların çaktırmadan yaptıkları bir şey. Oradan Şamile programını biliyorsunuz. Ee, Şamile ile Şamile ile ilgili de size bir ders vermek lazım. Değil mi? Onu da Muhammed Emin Hoca versin. <laughs> Ve her şeyi o yapıyor. Sağ olsun. Ee, o verildi hocam. Şamile ile ilgili bir ders var. E ee, onu oradan oradan belki bilgi almak gerekir. İbnül Kelbi ile ilgili bilgi verir misiniz? Tabii bu en eski kaynak olması hasebiyle yani bu makalede sıklıkla üzerinde durma ihtiyacı hissettik. Çünkü daha eski bunun Kitabul Esnam diye bir kitabı var. Putlar kitabı. Kitabul Esnam. Türkçe'ye de çevrilmiş. Ee, Ankara İlahiyat Fakültesinden Beyza Bilgin Hoca. O zamanki soyadıyla Beyza Düşüngen galiba. Öyle kalmış aklımda. O çevirmiş. Ee, ama hatırladığım kadarıyla daha çok Almancadan ve Arapçasıyla da karşılaştırarak Çeviri'de Almancayı daha çok esas almış. Ee, onun yeni neşri de yapılacak bir arkadaşımız e, o tip eski basılmış olan günümüze gelmemiş olan kitapları bir araya getiriyor. Çok kapsamlı bir kitap değil. Mevcut elimize ulaşmış olan lüsası çok kapsamlı değil. Fakat en eski kaynaklardan birisi olması hasebiyle yani ikinci yüzyıl kaynağı verdiği bilgiler önemli. Bu bakımdan onu çok kullanmaya çalıştım. Yani çok uzun bir kitap bir risaledir. Ee, bu çalışma için onu bir daha okuma ihtiyacı hissettim doğrusu. Evet. Şunu şuraya koyayım. Cin suresindeki cin de böyle midir? Yani bu sık görülen insan hani dedim ya insan e, Araplar görünmeyen veya az görünen varlıklara da cin diyorlar. Vallahi onu tefsircilere sormak lazım. Şimdi bu memlekette bu kadar kavganın olduğu bir yerde, burada canlı yayın yapıldığı bir noktada zaten millet şey arıyor. Yani Adnan Hoca adı da çok böyle şey yapılan bir isim değil. İsmimden de yani sıkıntı var. Çünkü zaman zaman işte Adnan Hoca deyince hemen ilk akla ben gelmiyorum. Onun için burada bu kadar böyle cevap vermemiş olayım. Eyvallah. Hocam onu da kaynaklar diyorlar ki Yemen tarafında bir Nasibin varmış. Onu da bizden aldılar. Biz de seviniyorduk bizim hemşehriler Müslüman oldu diye. Nusaybin, Nusaybin cinleri diye. Evet hocam diyor bir kardeşimiz bu aynı soruyu sormuş. Resmen bombardıman yapmış. Allah razı olsun. Ne kadar sormayın deseniz de sormadan edemedik. Şimdi müşrikler putlara Allah'a ulaşma aracı olarak bakıyorsa, günümüzde de Hazreti Peygamber'e ulaşmak için yapılan rabıta ne oluyor? İyi olmuyor. <laughs> yani ya şimdi Allah'la, bilmiyorum yani herhalde bende bir şey var. Ben Allah'la arama bir şey koyamıyorum. Koydum, ya ne koyayım ya? Allah Allah diyor ki bana bak diyor, benden iste diyor, bana yönel diyor. E mı varıyorum ya? Yani? Allah bize yetmiyorsa abi ne yapayım ben? Yapacak bir şey yok. Ama cevap vermiş oldum yine de. Evet. Hazreti İbrahim zamanındaki putları kırıp baltayı asma olayında olayından o günlerde putperestlik nasıldı? Tevhid inancı nasıl? Tabi Hazreti İbrahim'in yaşadığı bölge esas bu hadisenin hukuku bulduğu yer muhtemelen Babil. Bazı bu son dönemlerde yapılan çalışmalara göre El Cezire bölgesi veya bugün Beyt Nehrin dediğimiz bölge çünkü Hazreti İbrahim'in yani Urfa'nın da içerisinde olduğu bölgeyle bir ilişkisi olduğuna ilişkin son zamanlardaki çalışmalarda böyle bir görüş de var. Fakat e, eski kaynaklarda bizim ilk kaynaklarımızda Babil bölgesinde e, orada bir medeniyet var ve dolayısıyla orada putlar yani put olarak e, zikredilen varlıklar e, biraz daha farklı bir putçuluk sanayi var. Yani adam put yapıyor, put yapıyor, satıyor. Bir ticaret tarafı var. Herhalde onlar Mekke putçularından biraz daha farklı olmalı. Bu put putperestliğe din demek mümkün müdür? E, eğer put bizim e, söylediğimiz şekilde kitabi olan efendim ibadetleri noktasında her şeyle şekillenmiş bir din desek herhalde doğru olmaz ama tamamen dinde değil demek zor. Yani daha çok inanç ve bu inancın farklı yerlerde ortaya çıkmış farklı renkleri ve şekilleri var. Mesela işte ibadetleri var. Düzenli ibadet olarak hacı ibadeti var. Kurban kesme önemli bir ibadet. En önemli ibadetleri bu bence. Onun dışında işte oruç tutma, namaz belki nispeten olup olmadığını tartıştınız mı hocam? İbadetler konusu sonra mı? Kim anlatacak onları? -ali -osman, Ali Osman Ateş Hoca. Tam adamına gidiyorsunuz. O e, e, doktor tezi e, hazırladı o konuda efendim putların dişi olması melekleri Allah'ın kızları demeleriyle ilişkilendirilebilir mi? Tabii yani öyle bir e, anlayış olması kuvvetle muhtemel. Çölde ana erkil bir yapı olması zor bence de zor <laughs> ama dedim ya bu böyle deniyor böyle açıklanıyor bu sefer o zaman sen nasıl açıklıyorsun diye sorarsınız ancak e, güçlü bir ilahın yanında aracı olarak ilahçıkların dişi olması kabul yani evet e, ilah erkek yanında da işte yanında bir grup şeyleri var adamlar. Fakat şöyle düşünün bu e, yani ilahlerin ilah ilahelere inanılmış olması herhalde eee yaratıcılıkla da ilişkili yani kadının doğurganlığıyla ve işte oradan bir bereket şeyi anlaş, anlayışıyla ilgili bereket e, nispet edilmesi kadınlara. Onunla ilgili olabilir. Şimdi tabii bunu, bu kardeşimiz bir de ok çekmiş. Arada onu oku takip etmeyi unuttuk. Çünkü kadına verilen, yani bir öncekiyle ilgili açıklama yapıyor. Hani demişti zor diye. Zor kısmı. Yani ancak e, ha çölde anerkil bir yapı olması zor. Çünkü o alt kısmındaki oklu, oklu kısmı okuyayım. Çünkü kadına verilen önem toprağa bağlılıkla artış gösterir. Ama çölde önemli olan savaşıp hayatta kalmaktır. Yani çöl, çölde erkek daha önemli. Ama abi kadınsız da olmaz ki. Yani ne yapacaklar? Bunlar ta, tamam erkek önemli de bir de doğurganlık, üreme, kadına duydukları ihtiyaç. Bütün işleri de kadına yaptırıyorlar sonra adları erkek oluyor. Bir de böyle bir şey var. Çölde şimdi bakıyoruz. Kadın ne yapıyor? Diyor ki her işi yapar. Her işi yapar ama e, erkek önemli. Günümüzde olduğu gibi. Günümüzde İslam dünyasında Allah'a karşı şirk var mı? Varsa bu şirkler nelerdir? Yani bir adam zaten Allah'a eğer bilinçli şirk koşuyorsa ona Müslüman denmez. Ama bilmeden hani hafi şirk şeklinde bir takım Müslümanların Allah rızası için, Allah niyeti, Allah'a yaklaşmak niyetiyle bu tip şeyler içerisine girmeleri muhtemeldir. Ondan kaçınmak lazım. İslam bilinci bilinci bunu reddetmeyi gerektiriyor. Peygamberimizin hadisinde gizli şirk dediği sözünden ne anlamalıyız? Bu da zaten e, bir cümleyle ifade etmeye çalıştım. Bir insan Allah'a şirk koştuğunu anlayıp tövbe ederse Allah bu insan tövbesini kabul eder mi? Abi ben ona ne diyeyim ya? Ya Allah bir şey dersem Allah çarpar adamı. Herhalde. Hazreti Adem'e Allah'tan tüm bilgileri öğrettiğini biliyoruz. Yok yani tüm bilgileri ben bilmiyorum en azından. Tüm bilgiler çok genel bir şey. Yine tüm peygamberler meslekleri olduğunda meslekleri olduğunu da biliyoruz. Bildiklerimiz var. Ona da öyle diyebiliriz. Bu durumu göz önüne alırsak eski çağ olarak adlandırılan dönemlerin günümüz dönemlerin günümüz insanları'nın tarihini anlamlandırmak için kronolojik sıralama yap ben okuyamıyorum. Yani yazı yazı güzel ama bende bir şey var. Yaptığı ve peygamberlerin çağlarının içinde e, geçmediğini düşünürsek. Ya bunu yazan kardeşimize bunu bize bir açıklarsa. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Bizim orada bir hocamız mahalle hocamız varmış. Onun ben çocukları da hocalık falan yaptığı için onları biliyorum. E, merhum Suriye'de Halep'te akrabaları var. Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bir gün bir mektup yazmış bunlara. Halep'teki akrabalarına bir mektup yazmış. Arapça yazıyor hoca mektubu. Cevaben akrabaları şöyle bir cevap yazmış, Demişler değerli kardeşim gönderdiğin mektubu aldık. Fakat ne biz okuyabildik ne kimse okuyabildi. İnşallah geldiğin zaman bize okursun içinde ne yazdığını anlamış oluruz. Şimdi bu kardeşimizden onu ifşa etmek adına <laughs> var mı yani kendisi açıklamak ister mi? Ben tam anlayamadım. Bir cümleyle. Önemli, Peki efendim çok teşekkür ederim. <laughs>